Evet arkadaşlar, bugün size evet efendimciler, tamam efendim, olur efendim, evet efendimciler, evet efendimcilerin 8 tane, yok 9 tane özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bakın bakalım çevrenizde kaç tane var bunlardan? Epey var, ben gördüm. Ve bunlar maalesef hayatın her alanında, her kurumda, belli yerlerde ve özellikle iyi yerlerde saf tutmuşlar. Neden öyle yapmışlar? Aslında onların özelliklerini deşifre ettiğimiz zaman ortaya çıkıyor neden orada oldukları. Ve bakın bakalım çevrenizde bu tarzda kaç tane insan var? Bu insanları tanıyalım, bu insanları bilelim ve ona göre hareket edelim. Hemen veriyorum. Evet efendimcilerin 9 özelliği. 1. Muhtemel yanlışları fark etmemek. Aslında yanlışı biliyorlar ama işlerine gelmiyor bence. Konumlarını, durumlarını, yerlerini kaybetmemek için seslerini çıkarmıyorlar. Onun için yanlışı fark etmemek demeyelim. Gerçi yanlışı fark etmeyecek kadar ufuksuz insanların da olduğunu çok gördüm bunların arasında. Ama bir kısmı akıllı adam fark ediyor ama yerini, konumunu kaybetmemek için görmezden geliyor. Görmüyor, duymuyor. Bilmiyormuş gibi yapıyor. 2. Daha iyisini yapabilecekken sadece bekleneni yapmak. Ya aslında potansiyeli var, daha iyisini yapabilir ama ne isteniyorsa onu yapıyor. Benden bunu istediler, bu kadar. Üstüne hiçbir şey yapmam. Ne isteniyor? Bu isteniyor. Yeter. Ben onu yaparım, işime bakarım. Araziye uyarım. Hiç kendimi yormam. Evet, evet efendimcilerin önemli bir özelliği. 3. Aslında kabiliyetli olmasına rağmen bütün becerilerini devre dışı bırakmış. Ne yapmış? Bütün verileri yukarıdan alıyor. O ne derse onu yapıyor. O bir şey demiyorsa o bir şey yapmıyor. Neden? Yaparsa başı sıkıntıya gelir, beraya girer, niye yaptın bunu derler diye hiç riske girmez. Öyle mi öyle? Yap yap, yapma yapma. Bu A mı A? Tamam. B, B değil o. A diyorlarsa A'dır o. Hiç gerek yok. Tartışma. Onun rahatlığı var. Yukarısı ne diyorsa onu yapan tipler bunlar. 4. Bunların önemli özelliklerinden birisi de yanlışa doğru demek. Ama neden? Yukarıdakiler yanlışa doğru demeni istediği için sen de doğru diyorsun. Doğru kardeşim, bak gerçekten doğru. Siz farkında değilsiniz, görmüyorsunuz hiçbir şeyi. Öyle mi? Öyle değil aslında. O biliyor mu? Büyük bölümü biliyor, bir kısmı bilmiyor. Ama bilmezden geliyor. 5. İstenen istikamete çok rahat yönlendirilebilmek. Yani burada kişiliği olmayan, birileri ne derse onu yapmaya hazır olan bir yapı var. Ondan dolayı zaten birçok kurum, dal kavuk, bir dediğini ki yapmayan, emrinin dışında çıkmayan insanlar arıyor ve onları yerleştiriyor. Neden? Benim adamım olsun. Adam olsun değil. Adamım olsun. Layık mı? Liyakat sahibi mi? Orayı doldurur mu? Gerçekten beni iyi temsil eder mi? Değil. Ben ne dersem onu yapsın. Bunların yapıları da zaten buna uygun. Düşünmeye gerek yok. Onlar benim yerime düşünüyor. Onlar ne diyorsa, onlar ne söylüyorsa, onlar ne yapmamı istiyorsa ben onu yaparım. Ben ona uyarım. Anlayışındaki insanlar bunlar. 6. Tembellik. Aslında bir şeyler sadece yukarıdan gelince yapılıyorsa bu sefer sorumluluk almayı bırakıyor insanlar. Ve ne diyorlarsa onu yapmaya başladığın anda sen bir şey yapmamaya başlıyorsun. Sadece söyleneni yapıyorsun. Aslında muhteşem potansiyeller var. Çok güzel işler yapılabilir. Ama yapmıyor. Tembellik mi? Kısmen tembellik. Ama bence sorumluluk almama, riske girmeme, koltuğunu kaybetmeme için durmak, beklemek, ne deniyorsa onu yapmak. Biraz buradan kaynaklanan bir tembellik bence bu. 7. Gıybet, dedikodu ve suizan merakı. Şimdi bu tarzda kişilerin en önemli ellerindeki malzemesi dedikodu. Gıybet. Arkadan konuşma. Yüzüne bir şey diyemiyorsun. Otoriteye karşı baş kaldırma yok.
Yönetimdeki bazı şeyler yanlış, sıkıntılı, müdürün yaptıkları şeyler. Ama bir şey demiyor. Ama bu sefer ne oluyor? Arkasından konuşuyor sürekli. Dedikodunun, gıybetin bol yapıldığı ortamlara bakın. Evet efendimcilerin bol olduğu ortamlar olduğunu net görürsünüz. 8. Kurum içinde ve dışında şer organizasyonlar kurmaya da müsait bu tipler. Menfaati için bugün güç nereden yana orada, yarın menfaati için güç dengeleri bozulduğu zaman kim güçlü olacak? Onun yanında ve ona hazır. Her zaman satar. Bu tarzda insanlar güçle beraber hareket eder. Gücün kaybedildiği noktada gücün kimin eline geçtiğini çok iyi gözlemlerler ve hemen oraya geçerler. Ben en çok şaşırdığım şey şudur. Aman Allah'ım bir şeylerin ciddi anlamda bayraktarlığını yapıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun tam tersi o gücünü kaybetmiş olduğunda diğer taraf güçlendiğinde tamamen onların bayraktarlığını yapıyor. Orada da ön safta, orada da ön safta. Bayrak sallayanların arasında bu var. Enteresan mı enteresan ama kişilik bu. Biliyor. Onun için gücü kaybetmeye başladığın anda en güvendiğin, onu oraya yerleştirdiğin insan eğer sen gücünü kaybetmişsen en büyük düşmanın olabilir. Bu adamlar böyle. Bunu bilmek lazım. 9. İşe sahip çıkmamak, koltuğuna sahip çıkmak. İşe sahip çıkmaz o. O yerine bakar, konumuna bakar. Konumunu kaybetmemek için her şeyi yapar. İş yürüsün yürümesin önemli değil. Koltuk yerinde dursun, koltuğunu kaybetmesin. Onun için önemli olan budur. Koltuğunu kaybetmemek için her şeyi yapabilecek, işini bile yapması gereken sorumluluklarını ve işlerini bile yok sayabilecek yapıda bir insan bu. Aman ha, dikkat etmek lazım. Size evet efendimcilerin 9 tane özelliğinden bahsettim. Çevrenizde bakın, gördünüz, fark ettiniz zaten bu evet efendimcileri. Bu insanlar güvenilecek insanlar değil. Bu insanlar menfaatleri doğrultusunda hareket eden insanlar. Bugün sizin yanınızda, yarın başkasının yanında. Güç neredeyse bunlar orada. Onun için bu insanların yanında konuşurken dikkat edin. Bu insanlarla bir aradayken kendinize de dikkat edin. Yüzünüze gülerler, arkanızdan kuyunuzu kazabilirler. Ne dediklerinize, ne söylediğinize her şeye dikkat edin. Çünkü bu insanlar tehlikeli. Bunlardan elinizden geldiğince uzak durmaya çalışın. Videomu beğendiyseniz arkadaşlarınıza, dostlarınıza da gönderin. WhatsApp üzerinden gönderiyorlarmış, duydum ben bunu, hoşuma gitti. YouTube kanalımı da takip edin. Zil var, zile de tıklayın. Başka videolarda görüşmek üzere. İzleyin, izlettirin.